Rüzgarın çiçekleri. Çok meraklı, çok. Şu güzelliğe bak. Ne kadar güzel. Benim kısmı da geliyor ya da mont gibi. Ya içeri gelin, yaş burası diyorum size. Oh, çok güzel ya. Bu da benden almıştım. Burada da var. Her yeri çiçek. Müjgan'ın. Böyle bahçesi var onların da. Nasıl buldun? Çok güzel. Şunu çektin çok. Mi? Çektim, çektim. O bu tarafa dönüktü de ben onu yağmurdan çok ıslanmasın diye o tarafa çevirdim. Evet. Müşgoşun çiçekleri. Müşgoşun çiçekleri. Evet. Çilek. Çok güzel ya. Sen çok meraklısın, evet. Şu benden aldın değil mi? Evet, o senin. Onun adı Neşe. Kimden ne alırsam ismini koyuyorum. Neşeli. Bunlar da bakımsız oldu. Baksana ne kadar çok var sende bunlar. Çok. Sana da vereyim diyorum. Onlar bir yapraktan ürüyor Neşe. Aa, istemiyorum sen. Tamam, evet, yeter o kadar. Sen, yeter o kadar bende. Bak, şey bile açtı bende. Çek kavun içi. Sardunya bile açtı orada kenarda. Gördün mü? Ha, evet. Ama bu hakikaten çok güzel olmuş ya. Çok güzel çiçeklik. Güzel oldu, evet. Hani burası. Bir hava verdi. Evet, böyle. Evet. Yapıyor iş, üretiyor bizimki. Ya, tabi maşallah. Nar, nar. Nar bile var. Bahçede sesini çekme. Çok güzel. Aa, evet. Bak bu da güzel olmuş hakikaten. Mantıklı. Çok güzel. Onun da güzel çiçekleri varmış. Şu nasıl bir şeymiş? Evet, evet. Bu da... Müjgan'ın bahçesinde kahve içeceğiz şimdi. Fazıl Bey'den bir malzeme alacak Hakkı. Onun için geldik. Ben de Müjgan'la bir kahve içeyim diye geldim, onun peşine takıldım. Hiç keyfim yok, çok canım sıkkın. Kardeşim yoğun bakımda. Sonra öğleden sonra anlatacağım onu size. Aman aman yani. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Silmekten bıktım. Bugün şeyden aradılar. Bahis sitesinden. Telefon ettiler. Devamlı mesaj atıyorlar. Ben silmekten fenalık geldi. Bu sefer arıyor.
İşte ben bahis sitesinden arıyorum. Ya dedim bırakın ya, parmaklarım acıdı sizden gelen mesajları silmekten. Bir de yetmiyor, arıyor musunuz ya? Tamam dedim ya, kapat istemiyorum. Ben tamam bundan sonra arattırmam, şey yaptırmam. Evet, arattım. Alabilecek misin? Şu küçük vazını kendime yapıp geliyorum. Müjgan'ın sunumunu göstereyim size. Yani kadın maşallahı var. Çok zevkli. Kendine de yapacak şimdi. Şuna bak. Şu güzelliğe bak. Neler neler neler. Bende hiç öyle şeyler yok. Ben dümdüz bir insan. Bunu koyarım bir kaseye, getiririm hiç. Millet öyle değil. Görsel önemli. Benim gibi sanatçı bir kadın nasıl böyle bir şey yapamıyorum ya, hayret bir şey. Şunun, bunlar, bardaklara bak, su bardağı, kahve için. Onlar şah da bir de onu o maçta kullanmış, evet çok güzel. Kahvede kahve olmuş. Çok güzel ya. Hadi gelin kahveler tamam. Ben nereye oturayım? Buraya otur. Buraya oturayım. Bu senin kahven. Fazıl Bey bu sizin, nerede oturacaksınız? Ne? Küçük olan da Fazıl Bey. Çikolata istiyor musun? Ne yaptınız? Yok olmadı, gideceğiz Dolapköy'den alacağız. Benim istediğim gibi kıvırma. Bir de kıvırma bir şey var. Belki diyor kıvırtırız da diyor. Fazıl Bey. Böyle miyim? Uzunluğu kaç olacak? 1,5 metre. 1,40 da olabilir. Olmazsa ben sana makasımı veririm. Olmazsa uzun geldim ki. Var bende de makas. Kesersin. Var makas, var bende. Makas da var. Spiral da var. O sadece kesebilir misin? Hayır. O makas kesebilir miyim sadece? Şimdi Faruk'un dükkanına gideyim. Ta çok anasının nikahında o. Terazi derdi o. Hani sen Faruk'un bir operini yapmıştın ya. Şanzımanını yapmıştın anladım. Ya. Anladım. Terazi derdi ne tarafa düşüyor? Bayrampaşa'nın altı. Ha, Bayrampaşa'nın altı. O çok uzun orası. Şimdi biz seni Dolapdere gideceğiz. Olur. Sen nereye dersen oraya gidelim. He? Sen bunun altına bir şey getir. Bunun altına bir şey getir. Nereye
sen kapattın. Hakkı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz böyle ansızın geliveririz. Çok iyi yaptınız. Vallahi çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Biz de memnun olduk sizi gördüğümüze. Hep beraber ne haber Batu Hanım? Güzel. Evet, evet. Bir daha bu havayı bulamayız. Bak sana işim düştü. Doğru. Bana buyurun, şöyle bir aşağı yukarı size yaklaştırayım. 6-7 santim genişliğinde. Ustadan açık. 145 veya 150 santim uzunluğunda iki tane şey lazım. Saç lazım. Ya diyor ne oldu Neşe? Ya, yanımda bir Hakkı Bey diye bir arkadaşım var benim. Dedim ki onunla beraber geleceğiz. Keton oldu. Belki Pires'te evet, ya Çaka'da kıvırma imkanımız da olabilir. Şey, yani kıvırıp kenarlarını izleyeceğiz. Yazın keton, diyor. Keton'u yarıda bıraktım da şu. Net merak ediyor. Evet, bir saat sonra senin yanındayız. Video çekerdi diyorum abla hiç yok ortalarda dedim ki onun kardeşi rahatsızlandı. Böyle böyle oldu dedim çekemiyor ama dedim. Gene bir video çekeceğim koyacağım diyordu dedim. Ondan sonra selam söyle dedi. Söylerim dedi. O zaman hemen biz kahvemizi içiyoruz hemen geliyoruz. Tamam abiciğim. Montaja gidiyorlarmış. Bir saat fazla geçip abi diyor. Takımlar taklavatları topluyoruz. Montaja gideceğiz diyor. Bulamazsın bizi diyor. Ya geçelim. Boşuna gitmiş olmayalım. İsmail yanına da gideriz. Fark etmez. İsmail'e gideriz. Aşağı yukarı ne tutar? O saçlar. İyi. 700-800 lira tutar. Öyle mi? Kredi kartı çalışıyor değil mi? Yok nakit. Nakit o kadar para çekeceğiz. Ya yapma Fazıl Bey. Para çekeceğiz o zaman giderken. Yok yok. Şaka söylüyor. Anlamam. Hakikaten ha. Şaka yapıyor ya. Döküntü saçlara para bile almaz. Para vereceğiz tabii. Alırlar da. Hayır almaz yani, almaz. Döküntüleri almaz. Onlar kırpık saçlardan, yani döküntü çıkmış saçlardan. Ya kırpık alacağız zaten de, önemli olan ölçüsü. Hakkı Bey çikolata buyurun lütfen ya. Kahve çikolatası soruyorum. Aldım ben bir tane. Gene alın. Yok biz öyle alışık, evde de onun için. Biz hep öyle alışkınız. Biz de sonra yoksa olmuyor. Başa çıkamayız biz öyle. Bizde çikolata durmaz hiç. Çikolata, şeker evde. Çünkü burada şeysi yani stok var. Stok yapma şansımız yok kesinlikle. Bak benim için stok yap. Bir kenara ayır. Bitiyor. Onu yeme. Bitiyor. Ben yemiyorum ama. Azılıyor. Görmüyorum ben nasıl yemiyorum. De sağlık yok. Dayanamıyorum. Bak şimdi Hakkı Bey. O zaman çikolata aldığınız zaman bir parça saklayın Neşe'den habersiz. Nereye yani saklayayım? Buzdolabına koyuyorum. Kahvenin yanına buzdolabına çikolata lazım. Ama kendin Neşe hepsini yiyip bitirdiği için. Bir kere çıkaracağım bir daha ondan sonra ne yapacağız? Yok. O sefer de bitecek zaten. Ben gelirim. Bir daha saklayamayacağım. Yok, durmuyor yani dayanamam orada onu bilince dayanamıyorum. Öyle oluyor Neşe ben de kahve çikolatası da içemiyorum. İçemiyorum çikolata mutlaka olacak. Şey diyor ki yok yok alın Hakkı Bey. Hayır ben tamam aldım daha şeye erimedi o. Ondan sonra Kaan diyor ki kahve yaptım. Ay çikolata bitti oğlum dedim. Çikolatamız da yok dedim. Sonra abisiyle dışarı çıktılar. Annemin demiş çikolatası bitti demiş. Hemen çikolata almış Kaan. Nurettin de alıyor getiriyor sağ olsun. Hani çikolatasız bırakmıyorlar. Bence siz kahveyi bıraksanız daha iyi yani. Niye? Şimdi kahve kilo yapmıyor mu? Çikolata ile yapınca kilo yapar. Ama bir tane iki tane yiyorum Hakkı Bey fazla değil ya. Bir tane iki tane. Günde kaç kahve? Günde kaç? İki tane içiyorum böyle. İki tane bazen üç tane böyle. Ya işte bak 2-4-6 oldu bu sefer. Öyle oluyor ama bir onu yiyorum ne yapayım ya. Benim de tek şey lüksüm o. Evet Neşe, evet ben de kahve. Çay içiyorum. Şekerli çay içiyorum. Sen de şekerli çayı içiyorsun. İçmeyeceksin işte. Geçen gün yemekte bu doğum günü yemeğine gittik. Şimdi hanımın bir masada karşımda oturuyor. Diyor ki kadın şimdi senin gibi çay içecek. Bir poşet açtı döktü. Bir poşet açtı döktü. Bir tane daha açtı döktü. Şimdi ben bakınca ay dedi çok mu döktüm dedi. Yok dedim benim de bir arkadaşım var. Aynı sizin gibi dedim. Açıyor döküyor açıyor döküyor. Onu hatırladım şimdi dedim. Hatta ay dedi çekiniyorum insanlardan dedi kadın. Yani çok ayıp oluyor dedi. Herkes şekeri bıraktı. Ben açıp açıp döküyorum dedi. Bırakamıyorum dedi. Vallahi utanıyorum dökemiyorum dedi. Dedim ki yok yok dedim siz rahatsız olmayın. Dedim. Kaç poşet döküyorsunuz? 5-6 tane dedi. Ama o küçük inceler var ya hani şeylerde. Onlardan 5 tane 6 tane döküyorum dedi. Böyle millet bakınca. Küçük bardağı mı? Ha küçük bardağı. Utanıyorum dedi. Kadın dökemiyorum dedi. İçemiyorum midem bulanıyor dedi.
Şeker size alışınca da şekerli içtiğin zaman o zaman midesinize evet. yapıyor, tuhaf ediyor. Elinize sağlık. Afiyet şeker ziyade olsun. Hadi abi gidiyorsun. Şimdi sen oturuyorsun mu o, geliyor oturuyor, musun? Oturuyor oturuyor. Oturun siz o zaman. Buraya gelecek misiniz? Gelecekler gelecekler. Tabii canım tabii geleceğiz canım, buraya. Allah ne zaman gösterirse sonra telefonu alalım. Doğum var. Ya bırak bizi mahsus ediyor Neşe seni kızdırsın diye. İlaç gelecek nasılsa oraya bırak diyeceksin. Sen mecburen ya dolaba bırak diyeceksin. Necdet Bey kaçta gelir ki? O önemli değil. Öteki İstinye'ye uğramamız gerekiyor. Otokoça. Tamam uğrarız. O tamam saat, dönüştü o zaman. 6.30'a kadar onun vakti var. Tahminen. Olmadı alo dersin de yetişemedik. Böyle böyle dersin. Canım tamam. Siz kaç saat kalacaksınız? Ya biz fazla kalmayız. 6.30'a kadar gelebiliriz. Bırakma işi.